Selam arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü sohbet videomda sizlerle iPhone'un yeni serisi ürünleri tanıtıldı, piyasaya çıktı. Bunlar üzerine sizlerle konuşacağız. Evet, yeni serisi ürünleri çıktı. Neler çıktı? iPhone 14 serisi akıllı telefonlara çıktı. Kablosuz Bluetooth'lu kulaklıklar çıktı. iPad'ler yani tabletleri çıktı ve akıllı saatleri piyasaya çıktı arkadaşlar. Ama bunlar arasında en çok iPhone 14 serisi akıllı telefonları merakla bekleniyordu. Aslında burada merakla beklenilen konu da fiyatlarıydı. Fiyatları ne olacak? Ne kadar fiyatta çıkacak? Ve ne zaman piyasaya çıkacak? Ve ülkemizde ne zaman satışları yapılacak? Bunlar aslında daha çok bekleniyordu. Ki bunların beklenmesine de neden insanlar bunları daha çok meraklıyor? Yani fiyatsal anlamda ne kadar çıkacağı, ne zaman ülkemize satışa sunulacağını neden merak ediyorlar? Hele yani birçok kişi bakıldığında iPhone kullanamıyor. Fiyat bazında iPhone'lar gerçekten çok pahalı. Zaten iPhone'un fiyat politikasına baktığımızda zengin kişileri düşündü. Zengin kesime yönelik telefonlar çıkardı. Fiyat bandı bunları da gösteriyor. Şu anda piyasanın en alt seviyede satan iPhone'larını bile alamayacak birçok insan varken iPhone 14 serisi modellerin neden bu kadar çok merak edildiğini, neden bu kadar çok fiyatının merak edildiğini de anlamak güç. Apple'lar yeni ürünlerini tanıttı ve birçok teknoloji üzerine videolar çeken kanallar da bunları canlı yayında kanallarında paylaştılar. Özellikleri anlatıldı, fiyatı anlatıldı, hangi ülkelerde ne zaman satışa sunulacağı anlatıldı, ne gibi özelliklere geldi, hangi renk seçenekleriyle geldi. Bunların hepsi yapılan tanıtımda anlatılmış oldu. Şimdi birçok site canlı yayınlar yaptı ve bu canlı yayınlar gerçekten de kalabalıktı. İnsanlar merakla iPhone 14 serisinin tanıtılmasını bekledi. Hatta saatler öncesinden yayınlara hücum edenler, heyecanla tanıtılmasını bekleyenler vardı. Zaten şunu da söyleyeyim, iPhone 14 ülkemize satışa sunulduğu andan itibaren App Store'un önünde insanlar saatler öncesinden kuyruk olacaklar. Bir an önce App Store açılsın da gidelim alalım diye bekleyecekler. Şimdi önemli olan nokta, Apple 13 serisi kullanan insanların Apple 14'te geçecekse de niye geçecek? Geçmeli mi? Arada ne gibi farklar var? Geçmeye değer mi? Bu fiyat farkını vermeye değer mi? Önemli olan bunlardı. Bu cep telefonu üzerine teknolojik kanallar yayın bittikten sonra da telefon ile ilgili, yani iPhone 14 ile ilgili görüşlerini dile getiren videolar çektiler. Daha sonra akıllı saatler, tabletler ve kablosuz kulaklıklarla ilgili görüşlerini dile getiren videolar da çektiler. Bu videoları izleyerek öncelikle bu videolar izlenmeli, telefon almaya değer mi değmez mi buna bakılmalı. Apple'ın çıkarttığı telefon serisi iPhone 14 serisinin en düşük modeli olan iPhone 14 ise 44.000 TL'nin fiyatla piyasaya sunuldu. 44.000 TL bizim ülkemize satışa sunulacak. Şimdi iPhone 13 Pro Max kullanan bir kişi iPhone 14'e geçmeli mi? Geçmeye değer mi? iPhone 13'ü bırakıp iPhone 14'e geçmeye değer mi? Aradaki fiyat farkı verilmeye değer mi? Önemli olan konular bunlar. İnsanlar daha çok fiyatla ilgilendiği için özellikleri olsun, kutusu olsun, kutu içeriği olsun, renk çeşidi olsun, kutu içeriğinden neler çıkıyor, bizlere ne gibi özellikler sunuyor, kamerası daha mı iyi oldu, ekranı daha mı iyi, ses seviyesi daha iyi mi, ekran arası, menüler arası geçiş hızlı mı, hızı nasıl, şarj aletinin wattı ne kadar, hızlı şarjı var mı, ne kadar şarjı gidiyor, ekran süresi ne kadar gidiyor, sağlamlığı nasıl, tasarımı nasıl? Bunlara daha çok bakmak yerine fiyatına odaklanıyor. Yani birçok kişinin de bu telefonu alamayacağını ama bir o kadar kişinin de bu telefonu alabileceğini söyleyebiliriz. Zaten Apple'ın fiyat politikasında fakirlere yönelik telefonlar çıkartmıyor, zengin kesime yönelik telefonlar çıkarıyor. Alabilecek gücünüz varsa alın, alamayacak gücünüz yoksa almayın diye bu politikayla ürünlerini çıkarıyor arkadaşlar. Zaten Apple iOS işletim sistemini kullanıyor ve iOS işletim sisteminde tek bir telefon var, o da Apple'dır. iOS işletim sisteminde Apple'ın rakibi yok arkadaşlar. Ama Android'lere baktığımızda
Birçok markanın birçok modelini görüyoruz. Android'lerde giriş seviyesi modeller, orta seviye modeller, orta üst seviye modeller ve üst seviye, yani amiral gemisi dediğimiz modeller bulunabilmekte. 44 bin liraya Android modellerden iki tane üst seviye model, iki tane markanın üst seviye yani amiral gemisi telefonları dediğimiz iki modelini alabiliyoruz arkadaşlar. Yani 44 bin lira az bir para değil. 44 bin liraya neler yapılmaz ki? İnsanlar birçok şeyi 44 bin liraya, 44 bin liraya insanlar birçok şeyi yapabilirler. Hatta altınıza iyi veya iyi kötü bir arabada çekebilirsiniz arkadaşlar. 44 bin lira çok pahalı. Ama 44 bin lira kimi lira içinde bir çerez parası olduğu için çok rahat bir şekilde iPhone 14 alabileceklerdir. iPhone 13 Pro Max'ın kullandığı işletim sisteminin aynısını iPhone 14'te kullanıyor arkadaşlar. Bir de sadece burada iPhone 14 tanıtılmadı. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olarak bu modellerde tanıtıldı. 44 bin lira sadece iPhone 14 serisinin en alt seviyedeki modelinin fiyatı. Siz düşünün. iPhone 14'ün üstüne Plus, Pro ve Pro Max da çıkarıldı. Siz düşünün, bunlar kim bilir kaç para olacak. Hani fiyatlarına bakmadım, araştırmadım. Çünkü iPhone benim ilgimi çekmediği için burada sadece iPhone 14'ün en alt seviyesindeki modelin 44 bin lira fiyatının üzerine video çekmek istediğim için araştırmadım. Ne zaman bizim ülkemize satışı sunacak onu da merak etmedim. Çünkü benim telefonum Poco X3 Pro ve ben telefonumdan memnun olduğum için iPhone'larla ilgilenmedim. Size şöyle bir soru yönelteyim. iOS'cu musunuz, Android'ci misiniz? Yorumlara cevaplarınızı yazarsanız sevinirim. Ben Android'ciyim. Hem iOS kullandım hem Android kullanmama rağmen Android'leri daha çok sevmeye başladım arkadaşlar. iOS'lar birçok nedeninden, birçok özelliğinden dolayı tercih ediliyor. Nedir bunlar arkadaşlar? Benim için iOS'lardaki en önemli özellik güncelleme. Eski modelleri bile uzun soluklu güncellemeler alıyor. Android'lere göre daha uzun soluklu güncellemeler alıyor iOS işletim sistemli Apple'lar. Yine güvenlik sisteminin en üst düzeye çıkarılması, sizi güvenlik yönünden koruyor olması iOS işletim sistemli telefonlar yani Apple'ları almayı itiyor insanları. Tasarımının Android'lere göre bence çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Renk seçenekleri, renklerinin doygunluğu yani mesela kırmızı renkli bir Apple aldığınızda o renk doygunluğunu hissedebiliyorsunuz. Kamera Android'lere göre çok çok daha iyi. Kamera yönünden, fotoğraf çekme yönünden, video çekme yönünden çok çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Çok daha kamera özellikleri olarak çok daha iyi Android'lere göre. Çok daha fazla kamerada özellikler bulunabiliyor. Kablosuz kulaklıkları çok iyi. Kablosuz kulaklıkları birçok kişi kablosuz kulaklık aldığında Apple'ın kablosuz kulaklıklarını almayı tercih ediyor. Yani sizce 44 bin lira nasıl bir fiyat? Sizce Apple 14'lere 44 bin lira değer mi? 44 bin lira verip almaya değer mi? Paranız olsa, zengin olsanız, maddi gücünüz çok iyi olsa 44 bin lira verip Apple'ın en alt modeli olan iPhone 14'ü, Apple'ın 14 serisinin en alt modeli olan Apple 14'ü alır mısınız? Alır, kullanır mısınız? Benim bütçem, benim param olsa, verebilecek gücüm olsa almam. Onun yerine Android'lerden bir telefon alırım. Şimdi 44 bin liraya bir Apple 14 almak yerine bir Samsung'un son modeli, bir de Xiaomi'nin son modelini alıp iki telefon yani iki tane son model Android telefon alabiliyorsunuz. Apple'lar pahalı. Evet, pahalı olması normal. Apple'larda iPhone 13'ün en son çıkan iPhone 13 Pro Max'ı iPhone 14'ün iPhone 13 Pro Max'tan daha ucuz olacağını düşünmek doğru değildi. Evet, her çıkan model bir önceki modelinden daha pahalı bir şekilde piyasaya çıkıyor. Ve çıkacak da iPhone 15 çıktığında da iPhone 14 Pro Max'tan daha pahalı bir fiyata piyasaya çıkacak. Evet, şu anda insanların merakla beklediği konu da iPhone 14 serisi ülkemizde ne zaman satılmaya başlayacak ve bizler ülkemizde bunları ne zaman almaya başlayacağız soruları oluyor. Öncelikle iPhone 14 almayı planlayan ve düşünen kişiler iPhone 14 ve serisi üzerine çekilen birçok video var. O kanalın birçok teknolojik kanal bunlarla ilgili videolar çekti. Bu videoları açın, izleyin, bakın neymiş, ne değilmiş, almaya değer mi, değmez mi? Çünkü bu tür kanallar
teknolojik üzerine videolar çektiği için Apple 14'ü en ince ayrıntısına kadar incelediler. Canlı yayınlar yaptılar. Ve telefon hakkında birçok bilgiye sahip oldukları için sizlere de en doğru bilgiyi veriyorlar. Almaya değer mi değmez mi onları inceleyin. Ona göre alıp almamaya karar verin diyorum arkadaşlar. Çünkü elinizde bir iPhone 3 Pro Max varsa 14'e geçmek ne kadar mantıklı, ne kadar makul bunları da öğrenin. Değiştirecekseniz de iPhone 3 Pro Max'tan iPhone 14'e geçecekseniz de ona göre karar verin. Ona göre geçin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sizce 44 bin lira iPhone 14 için nasıl bir fiyat? Görüşleriniz ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün de sizlerle yeni çıkan iPhone'un yeni çıkan modelleri, ürünleri üzerine konuştuk. iPhone 14 serisi, akıllı telefonları, iPhone 14 serisi akıllı telefonları, kablosuz kulaklıkları, iPad'leri yani tabletleri ve kablo ve akıllı saatleri üzerine konuştuk. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Allah'a emanetsiniz.